Nekre. Her gün bir insan, bir hikaye. Ayrıcalıklı bir zekanın sahibi, yetenekli insan Ertem Eğilmez, mizah dergiciliği gibi birçok iş yapmıştır. Nazi birlikleri tarihe göre kariyerlerinin en yanlış hareketini yaparak Sovyetler Birliği yerden kalkamaz. Muhammed Ali bağırır. Kalk aptal herif, herkes şike yaptığını sanacak. Nekre. Soylu ve yoksul bir ailenin şımarık çocuğu, arkadaşları tarafından sevilmeyen, hiçbir kadına aşık olmamış ve dünyayı derinden sarsan kitaplar yazan Gogol. Nikolay Vasilievich Gogol ilk yazdığı şiir kitabı beklediği ilgiyi görmeyince görebildiği bütün kitaplarını alıp yakmıştır. Üstelik bu onun son travması olmayacaktır. Hakikatin peşinde koşma arzusuyla aç ve inançlı Gogol zor engellerle dolu bir yol seçmiştir. İşsizlikten müdürlerin notlarını temize çeken memur görevini yapmaktayken bir kitap yazar. Dikanka Akşamları. Toplumun bütün dinamiklerini öyle güzel özetler ki Dikanka Akşamları bütün yurtta neşe ile okunmaya başlar. Okuyan ve beğenenlerden biri Alexander Pushkin'dir. Pushkin'i daha önce Nekre'de anlattım. Podcast'lerde dinleyen dostlarımız dinleyebilir. Efendim Pushkin'in desteği ve beğenisiyle Gogol bambaşka bir etki salmıştır memleketine. Fakat ülke çapında esas tanınmasını müfettiş kitabına borçlu. Onun öncesinde Gogol'un baktığı pencereye hayran kaldı. Önce Rus, sonra dünya halkları. Rüşvetin, alanla, verenle olan samimiyetin bütün çıplaklığını gözler önüne seren korkusuz Gogol. Gogol, toplumun büyük bir kesiminin kahramanı olma yolunda emin adımlarla ilerlerken elbette düşmanları da ortaya çıktı. Varlıklarını Gogol'un gözünden gören ve kalabalıklar tarafından ilk defa yoğun kahkahalarla aşağılananlar. Dünya çapında meşhur edecek eseri ise Ölü Canlar'dı. Ölü Canlar'ı yazmasını isteyen kişi Alexander Pushkin'di. Onun desteğiyle Ölü Canlar'ı yayınlayan Gogol, hayatımın en mutlu anı Ölü Canlar kitabını yayınlamamı isteyen Pushkin'in desteğiydi. Hayatımın en kötü anı Ölü Canlar kitabımın ardından Pushkin'in ölmesiydi demiştir. Ve Gogol'un travmaları devam ediyordu. Din çevreleri ve çarlık seviyesinde eleştirilince ikinci ve üçüncü ciltlerini hazırladığı Ölü Canlar'ı yine yaktı. Hayatı boyunca yozlaşmış düzeni anlatan Gogol kendisinin üzerindeki kızgın bakışlardan çok rahatsız olmaya başlamıştı. Psikolojik olarak çöküntüye uğradı ve 43 yaşında hayata gözlerini yumdu. Fakat ölmesi bile Gogol'un düşmanlarını sakinleştirmedi. Karalama kampanyaları, eleştiriler hep devam etti. Sözlerimi Çernişevski'nin ölümünden sonra söylediği sözlerle bitirelim. Sürekli herkese yaltaklanan kişi kendinden başka hiç kimseyi ve hiçbir şeyi sevmez. Herkesin hoşnut olduğu kişi hiç iyi bir şey yapmayan kişidir. Çünkü kötülüğü aşağılamadan iyilik olanaksızdır. Hiç kimsenin nefret etmediği kişi
hiç kimsenin hiçbir şeye zorlamadığı kişidir. Savunulmaya gereksinim duyan pek çok kimse Google'a minnettar. Google'a mezarda da rahat yoktu. Vefatından bir süre sonra mezar açıldı ve görenlerin uzun süre akıllarından gitmeyecek o sahne görüldü. Gogol mezarında ters dönmüştü. Yani diri diri gömülmüş. Nekre, her gün bir insan bir...